Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle küresel aynalardan ikincisi olan tümsek aynaları inceleyeceğiz. Çukur aynaları öğrendik. Sıra tümsek aynaların özel ışınlarında ve görüntü çizimlerinde. Tümsek aynalarda özel ışınlar. Özel ışınları anlatmadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Küresel aynaların en başında anlattığımız ifadeleri hatırlayalım. Tümsek aynalarda odak noktası ve merkez noktası aynanın arkasına düşer arkadaşlar. Aynanın arkası ne demek? Yansıtıcı yüzeyine değil de arka yüzeyine düşmektedir. Şimdi birinci özel ışınımız. Asal eksene paralel gelen ışınlar uzantıları odak noktasından geçecek şekilde yansır. Odak ve merkez aynanın arka tarafında olduğundan dolayı aynanın önüne düşen asal eksene paralel gelen ışınlar uzantıları odaktan geçecek şekilde yansıyacaktır. Çizimlerde de gördüğümüz gibi. Uzantısı odaktan geçecek şekilde gelen ışınlar. Hep doğrultuyla işlem yapıyoruz arkadaşlar. Asal eksene paralel olacak şekilde yansır. Yani uzantısı odak doğrultusundan geliyorsa asal eksene paralel yansır ikinci özel ışınımız. Uzantısı merkezden geçecek şekilde gelen ışınlar aynı doğrultuda uzantısı merkezden geçecek şekilde geri yansır. Merkez uzaklığı eğrilik yarıçapını veriyordu. O da küre yüzeyine dikme olarak geliyordu arkadaşlar hatırlarsanız. Normal görevini görüyordu. Dolayısıyla merkez doğrultusuna gelen ışınlar kendi üzerinden geri yansır. Tepe noktasına gelen ışın asal eksen ile eşit açı yapacak şekilde yansır. Tepe noktasına gelen ışında asal eksen normal görevini görüyor. Dolayısıyla aynı açıyla yansıyor arkadaşlar. Şimdi 4 tane özel ışınımız var. Peki biz tümsek aynaya gelen herhangi bir ışının çizimini nasıl yapıyoruz? Bunlardan birinci yol, gelen ışının aynaya değdiği X noktası merkez noktası ile birleştirilir. Şimdi arkadaşlar merkez normal görevini görüyordu hatırlarsak. Merkez ile birleştiriyoruz, doğrultu çiziyoruz. Merkezden çizdiğimiz doğrultu ile aynı açıyı yapacak şekilde, eşit açı yapacak şekilde yansıtıyoruz. Bu birinci yöntem. Tümsek aynaya X noktasından gelen ışının yansıması çizilirken, İkinci yol olarak merkezden geçen ve gelen ışına paralel olan doğrultu çizilir. Gelen ışın bu arkadaşlar. Merkezden geçecek şekilde gelen ışına paralel bir doğru çiziyoruz. Bu doğrultu yardımcı eksen olarak ifade ediyoruz. Odak noktasından yardımcı eksene dikme çizilir. Odak noktasından yardımcı eksene dikmeyi çiziyoruz. Bu dikmenin yardımcı ekseni kestiği nokta yardımcı odaktır. Yani F üssü noktası burada yardımcı odak görevini görmektedir. Gelen ışının yansıması yardımcı odaktan geçecek şekilde çizim tamamlanır. Yani ışın X noktasından geldi, uzantısı yardımcı odaktan geçecek şekilde yansıtırız arkadaşlar. Tümsek aynalarda görüntü çizimi. 1. Cisim sonsuzda ise cisimden gelen ışık ışınları yaklaşık olarak birbirine paralel olur. Bu durumda asal eksene paralel gelen ışınlar uzantıları odaktan geçecek şekilde yansır. Görüntü odakta nokta şeklinde ve sanaldır. Zaten uzantıları kesiştiği için aynanın arkasında oluşacaktır. Dolayısıyla görüntü sanal olur arkadaşlar. 2. Cisim sonsuzla ayna arasında ise asal ekseni paralel ve tepe noktasına gelen ışınların oluşturduğu görüntü şekilde gösterilmiştir. Şimdi asal eksene paralel bir ışın çizelim. Uzantısı odaktan geçecek şekilde yansıtalım. Tepe noktasına bir ışın çiziyoruz.
Asal eksenle aynı açıyı yapacak şekilde yansıtıyoruz ve uzantısını alıyoruz. Uzantıların kesiştiği nokta bize görüntünün yerini verir arkadaşlar. Işınların uzantıları kesiştiğinden dolayı aynanın arkasında görüntü oluşur ve görüntü düz oluşur. Görüntü her zaman odak ile ayna arasındadır. Şekilde de görüldüğü gibi görüntünüz odak ile ayna arasında oluştu. Bunu genelliyoruz. Her zaman odak ile ayna arasındadır. Düzdür, cisimden küçüktür ve aynanın arkasında oluştuğu için sanal oluşur. Tümsek aynalarda bu görüntü çizimini genelliyoruz arkadaşlar. Tümsek aynada cisim aynaya yaklaştıkça görüntü de aynaya yaklaşır. Şekilde görüldüğü gibi. Cisim aynadan uzaklaştıkça görüntü de aynadan uzaklaşarak odak noktasına yaklaşır. Cisim aynaya yaklaştıkça görüntünün boyu büyür. Görüntü her zaman düz ve sanaldır. Asal eksen üzerindeki bir cismin görüntüsünü az önce genel bir ifade kullanıyoruz demiştik. Cismin boyundan küçük, düz ve sanal ve her zaman odak ile ayna arasında oluşuyor demiştik. Şekilde görüldüğü gibi asal eksene paralel bir ışın çizdiğimizde de uzantısı odak doğrultusundan geçecek şekilde yansıyordu. Cisimleri de bu doğrultularda çizmiş oluyoruz arkadaşlar. Peki tümsek aynaları günlük hayatımızda nerelerde kullanıyoruz? Tümsek aynalar üzerlerine düşen ışığı dağıtıp geniş alanlara yaydıkları için bu aynalara bakıldığında geniş alanlar görülebilir. Tümsek aynalar bu özelliğinden dolayı gözle görünemeyen kısımları da görebilmek için şekildeki gibi sokak köşelerinde, kapalı otoparklarda, mağazalarda, alışveriş merkezlerinde kullanılır. Ayrıca tümsek aynalar araçların yan aynalarında ve otobüs toplu taşıma araçlarında aracın içinin daha iyi görünmesi için dikiz aynalarında kullanılır. Örnek, tümsek aynaya gönderilen I1, I2, I3 ışınlarından hangilerinin izlediği yol doğru çizilmiştir? Şimdi biraz önce özel ışınları verdik arkadaşlar. Asal eksene paralel gelen ışın uzantısı odaktan geçecek şekilde yansır. Birinci ışın doğru, yani I1 doğru çizilmiş. Aynanın tepe noktasına düzlem ayna gibi davranıyor demiştik. Asal eksen normal görevini görüyor. Aynı açıyla yansıyor. I2 ışın da doğru çizilmiş. I3 ışını, ışın merkez doğrultusuna gelmiyor. Kendi üzerinden geri yansıyabilmesi için ışının merkez doğrultusundan gelmesi gerekiyordu. Dolayısıyla I3 ışını yanlış çizilmiştir. Tümsek aynaya şekildeki gibi gönderilen I ışını kendi üzerinden geri dönüyor. Buna göre asal eksene paralel gönderilen P ışınının yansıdıktan sonra doğrultusu hangi noktadan geçer? Arkadaşlar, I ışının kendi üzerinden geri yansıdığı için K noktası aynanın merkezidir. Özel ışın olarak az önce verdik. O halde aralıklar eşit olduğundan dolayı da M noktası odak noktasıdır. Işının uzantısı, asal eksene paralel gelen ışının uzantısı M noktasından geçer. Tümsek aynaya gönderilen ışının izlediği yol şekilde ki gibidir. Buna göre 1. Aynanın odak noktası K'dir. 2. Işının uzantısı L noktasından geçecek şekilde ışın gönderilirse yansıyan ışın M noktasından geçer. 3. LT uzaklığı MT uzaklığına eşittir. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar, noktalar arası uzaklık verilmediğinden odak noktasının yerini kesin olarak söyleyemeyiz. Bundan dolayı
Birinci ifadenin doğruluğu kesin değildir. Net bir ifade istemiş çünkü K noktası demiş. Işınlar tersi davranışları doğrular. Yani M doğrultusundan gelen ışın uzantısı L'den geçiyor ise, L noktasından geçecek şekilde gelen bir ışın da M noktasından geçecektir. Dolayısıyla 2 doğru olur. LT ve MT uzunluğu tümsek aynada asla eşit olmaz. Hep daha küçük olduğunu söylemiştik. LT uzunluğunun daha küçük olması gerekiyor demiştik arkadaşlar. 3 yanlış. I ışınının X ve Y tümsek aynalarında izlediği yol verilmiştir. Buna göre 1. X aynasında odak noktası nedir? 2. Y aynasının eğrilik yarıçapı 20 santimdir. 3. X ve Y'nin odak uzunlukları eşittir. Yargılarından hangileri doğrudur? Odak doğrultusunda gelen bir ışın asal eksene paralel yansır demiştik arkadaşlar. Dolayısıyla X'in odak noktası nedir? Asal eksene paralel gelen ışının uzantısı odaktan geçecek şekilde yansır demiştik. Dolayısıyla Y aynasında odak noktası L noktasıdır. Dolayısıyla bir doğru. Y'nin odak uzaklığı 10 santim şekilde de görüldüğü gibi N ve L noktalarını odak olarak aldık. 10 santim, Y'nin odak uzaklığı 10 santim, eğrilik yarıçapı dolayısıyla 20 santim olur. Bu durumda X ve Y'nin odak uzaklıkları farklıdır arkadaşlar. X'in odak uzaklığı şekilde görüldüğü gibi 20 santim, Y'nin odak uzaklığı 10 santimdir. Tümsek ayna ve düz ayna kullanılarak kurulmuş sistemde I1, I2, I3 ışınları şekildeki gibi gönderiliyor. Buna göre hangi ışın yansımalardan sonra kendi üzerinden geri dönebilir? Şimdi arkadaşlar, tümsek aynanın odak doğrultusunda gönderilen I1 ışını asal eksene paralel yansıyacaktır. Asal eksene paralel gelirse bu ışın düz aynaya dik gelir. Dolayısıyla kendi üzerinden geri döner I1 ışın. I2 ışını merkez doğrultusundan geldiği için kendi üzerinden geri yansıyacaktır. I3 ışını ise tepe noktasına geldiği için asal eksenle aynı açıyı yapacak şekilde yansıyacağından dolayı düzlem aynaya belirli bir açıyla gelip sistemi aynı açıyla terk edecektir. Dolayısıyla I1 ve I2 ışınları kendi üzerinden geri dönebilir. Tümsek aynaya I1, I2, I3 ışınları şekildeki gibi gönderilmiştir. Işınlar aynadan yansıdıktan sonra uzantılarının asal ekseni kestiği noktanın aynaya olan uzaklıkları x1, x2, x3 arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? Aynaya yakın gelen ışın yansıdıktan sonra uzantısı da aynaya yakın olur arkadaşlar. Dolayısıyla x3 en büyük, x2 sonra da x1 olacaktır. En yakın ışın aynaya en yakın olarak uzantısı en yakından geçecek şekilde yansıyacaktır. Tümsek ve çukur aynalarla kurulan sisteme gönderilen ışının izlediği yol şekildeki gibidir. Noktalar arası uzaklıklar birbirine eşit olduğuna göre aynaların odak uzaklıkları F tümsek bölü F çukur oranı kaçtır? Şimdi uzantısı odak doğrultusunda gelen ışın asal eksene paralel yansır arkadaşlar. Dolayısıyla tümsek aynanın odak uzaklığı birbirindir. Asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde yansır. Dolayısıyla çukur aynanın odak uzaklığı da birbirindir. Yani K noktası tümsek aynanın odak noktası, N noktası da çukur aynanın odak noktasıdır.
Dolayısıyla odak uzaklıkları oranı 1 olur. Odak noktası F, merkezi M olan tümsek aynanın asal eksenine dik konulan KL ışıklı cisminin görüntüsünün özellikleri 1. FT arasındadır. 2. FM arasındadır. 3. Sanaldır. Hangileri doğru olur? Olabilir. Şimdi tümsek aynalarda asal eksen üzerinde bir cisim nerede olursa olsun görüntüsü her zaman odak ile tepe noktası arasında düz ve sanaldır şeklinde ifade etmiştik arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1 ve 3 olur. Tümsek ve çukur ayna ile kurulan sisteme gönderilen ışın tümsek aynada yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri dönmektedir. Buna göre tümsek ve çukur aynanın odak uzaklıkları kaç santimdir? Şimdi tümsek aynanın odak uzaklığı, arkadaşlar, ışın kendi üzerinden geri yansıdığı için tümsek aynada merkez doğrultusundan geliyor. Merkez uzaklığı da iki tane odak uzaklığına eşitti. O zaman 2F tümsek dersek 10 santimden F tümsek 5 santim olarak bulunur. Asal eksene paralel gelen ışının odak noktasından geçecek şekilde yansıyor. Çukur aynalarda odak noktasını bulurken bu şekilde ifade ediyoruz. Dolayısıyla çukur aynayı 30 santim uzaktan kestiği için çukur aynanın odak uzaklığı 30 santim olur. Tümsek ve çukur ayna ile kurulan sisteme gönderilen I ışını çukur aynada yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri dönmektedir. KL uzunluğu bilindiğine göre 1. Tümsek aynanın odak uzunluğu 2. Çukur aynanın odak uzunluğu 3. Çukur aynanın eğrilik yarıçapı. Hangileri hesaplanabilir? Şimdi arkadaşlar, ışın tümsek aynanın tepe noktasına geldiği için tümsek aynanın odak uzaklığı ile ilgili net bir şey söylenemez. Çukur aynaya gelen ışın kendi üzerinden geri yansıdığı için KL uzunluğu çukur aynanın merkez uzunluğu yani eğrilik yarıçapını verir. Odak uzaklığı eğrilik yarıçapının yarısıdır. Dolayısıyla çukur aynanın odak uzaklığı ve çukur aynanın eğrilik yarıçapı hesaplanabilir. Tümsek ayna önündeki KL ışıklı cismi aynadan uzaklaştırılıyor. Buna göre cismin görüntüsü ile ilgili 1. Sanaldır. 2. Aynaya yaklaşır. 3. Odağa yaklaşır. Yargılarından hangileri doğrudur? Tümsek aynada görüntü her zaman sanaldı arkadaşlar. Bunu daha önce ifade etmiştik. Cisim aynadan uzaklaştıkça görüntü odağa yaklaşır. Dolayısıyla 1 ve 3 doğru olur. Cisim aynaya yaklaştıkça da görüntü aynaya yaklaşacak. Tümsek aynaya gönderilen I ışınının izlediği yol şu şekildeki gibidir. Buna göre XY cisminin görüntüsü 1. TK arasındadır. 2. K'dedir. 3. LM arasındadır. İfadelerinden hangileri olabilir? I ışını L doğrultusunda geldiğinden dolayı L noktası gelen ışın kendi üzerinden geri yansıdığı için aynanın merkezidir. Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğu için K noktası da aynanın odağıdır arkadaşlar. Dolayısıyla tümsek aynalarda bütün görüntüler odak ile tepe noktası arasında oluştuğundan dolayı görüntü TK arasında oluşacak. KL cisminin
Şekildeki sistemlerin hangisinde sanal görüntüsü oluşabilir? Gözlem ve tümsek aynada görüntüler her zaman sanaldır arkadaşlar. Çukur aynada ise odak ile tepe noktası arasında sanaldır. Dolayısıyla çukur aynanın önündeki EL cismin yerini net olarak bilemediğimizden dolayı üçünde de sanal oluşabilir diyebiliriz. Düzlem ve tümsek ayna ile kurulmuş sistemde KL ışıklı cismi tümsek aynaya yaklaştırılıyor. Buna göre cismin ilk görüntüsünün boyu her iki aynada nasıl değişir? Cismin görüntüsünün boyu düzlem aynada değişmez arkadaşlar. Cismin boyu ne ise yaklaştırdığınızda da uzaklaştırdığınızda da aynı boydadır. Tümsek aynada ise cisim aynaya yaklaştıkça görüntüsü de aynaya yaklaşarak büyüyor demiştik. Dolayısıyla tümsek aynada görüntü büyüyecektir.